Şuradan da şuna bakalım. Abi linklere baksam. Ha, Porti'nin linki vardı. Kedi linki vardı. Şu ablayı katmana çekmemiz lazım. Bunu biliyoruz. Nerede ya, kedi linkin vardı senin? Şu şarkıyı özlemişim ya. Gözükmüyor. Şükrü canlara alay eden amık. Menete O zaman hadi kolay gelsin abi sana. Allah sabır versin. eyvallah kardeşim, amin. Selamünaleyküm Leyla, hoş arkadaş. geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum, bu sesi nereden kapatılıyor? Bu ne ses ya? Kolay gelsin. Sesim geliyor mu? Geliyor. Niye cevap vermiyorsun? Sesini sikerim ben. Oğlum sikerim bak belanı. Niye cevap vermiyorsun? Allah'ın selamıyla geldim ben buraya. Selam vermedin lan. İpne sesim geliyorum Selamun aleyküm. dedin. Aleyküm selam. İşte böyle efendi olacaksın, adam olacaksın. Tamam mı koçum? Ya boş yapmazsın. Hadi, hadi Sen koş. bu saatte buradan abi, bir dakika, atma Hadi atma. Delikanlıysan atmazsın birazcık. Götün yemedi tabii, atarsın şimdi. Baba bir şey sik. soracağım. Hayır. Sen bu saatte burada ne yapıyorsun hocam? Ona bir söylesene. Seni bekliyordum. Sen geldin işte. Koçum. Niye hayırdır, beni niye bekliyorsun? Tıklamak için sana bir Oğlum tıklayacağım ben demedim mi sana? Ben geç gelirim, sen uyu evladım demedim mi amına koyayım? Ananla arkadan. beklemeyin demedim mi beni? Aynen. Bu gece geç Annem gelirim. de burada selam söylüyor. Selam Aleykümselam. söylüyor. Sen de ona çok selam söyle bu arada. Aşkım oğluşumuz konuşuyor. Öyle Ben mi? seni seviyormuş hayatım. Evet. Sen boru mu yuttun amına koyayım? Bu ses ne ya? Kendini seksi mi zannediyorsun? Bu ses tonu ne? Aşkım oğluşumuz ağlıyor şu anda Oğlum bak, biliyorum. sikerim seni ben anaya. Senin yaş kaç acaba? 25 santim. Hayır, içine aldığından bahsetmiyorum. Yaşını soruyorum. Hepsini alabilir misin? Hepsini İçindeki alayım. kaç santim demiyorum bak. Hepsini. İçindekini sormuyorum. Kaç yaşındasın diyorum. Yanlış. İçindeki siketin İçindekini içindeki 25 sormuyorum. Çıkart santim. bunu. Anlamadım, bir daha söyle. Anlamazsın. Beyin olması lazım ona. Aşkım ben demedim mi sana bunu yapma ama bana. Sikerim şimdi seni ha. Bana yaşını söyle, yaşını. He? Ha? Konuşsan oğlum, mal mal bakıyorsun suratıma. İnsan babasının işini bilmez mi koçum? Oğlum sen apayrı bir adamsın ya. Bu ne ya? Bu nasıl bir küfür etme şekli ya? İşte ben adamım, sen adamdan uzaksın Neysin koçum. anlamıyorum ki. Sen ne içtin amına koyayım? Konuştukların da anlaşılmıyor ki. Anlamak için beyin lazım da ama da yok Ulan beynin işte. siktir et, sen ağzın mı dolu? Yine bir saksoda mısın? Bir bırak, kenara bırak da bir konuşalım, iletişim kuralım. Ağzından ne dediğin hiç anlaşılmıyor. 250 gram var lazım. Yani dur çıkartayım. 250 gram taşak mı yalıyorsun? Yok abi. Haydi bakalım, haydi koçum bakalım, hadi böyle sikerler adamı. Oğlum sen mal mısın? Sen niye buradan emot veriyorsun, bir de efekt yapıyorsun, kendi kendine gülme efekti veriyorsun. Hem laf sokar. Bir yandan da bununla nasıl uğraşıyorsun? Bak neye şaşırıyorum biliyor musun? Sen bunları söylüyorsun ya, bir yandan da orada gülme tuşuna basıyorsun ya, beni orada bitiyorum işte ben orada.
Koçum bak şimdi şöyle bir şey var. Sen sulan mısın oğlum? Sana ne? He? He Evet. sen sulan mısın lan? Valla Evet. sana bir tıklarım bir daha tıklamazlar. En son şuna gidiyor bak 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 koçuma bak. Oğlum bir şey soracağım bir şey. Yaşın kaç oğlum senin? Bana onu söyle. Senin yaşın kaç koçum? Benim 24. Senin? 25 santim dedik ki aslanım. Hayır, senin almayı sevdiğin boyutu sormuyorum. Yaşını soruyorum. Baba kekim oldu Oy! Soktu. amına. Oğlum sen ne Soktum kullandın? Bak bir şey söyleyeceğim. Ne bana içtin? Diye gülüyor. Ne içtin? soktum ne içtim hatırlamıyorum şu anda çok sarhoşum. Çok mu sarhoşsun? Çok sarhoşum. Seni yaptığımız günkü gibi. Bir şey söyleyeceğim. Senin yaşın kaç yaşın? Allah aşkına çok merak ettim yaşını. 25, 25. 25 yaşında çok sarhoşsun öyle mi? Çok sarhoşum. Ne içtin yani? Niye bu kadar sarhoşsun? Aşkın tadından içtim. Neyden içtin? Ben Ben de 25 sene önce annenle aşkın şarabından içmiştim. Sen meydana geldin. benim laflarımla gelme koç. Koçum bunlar benim laflarım normalde. İşte babadan ona geçiyor. Benim laflarım sana geçmiş. Yok benden sana geçmiş. Ben 29 yaşındayım. Söyle. Kapak! Yaş olarak senden büyüğüm. Benden sana Şöyle göt geçmiş. oldu. Oğlum gülüşün beni çok büyük tribe soktu yalnız gülüşün. Ne iş yapıyorsun peki? Tıklamacıyım. Tıklayayım mı sana da? Gitti amına. Yok buradayım buradayım. Seni analiz etmeye çalışıyorum. Bu saatte burada ne yapıyorsun diye. Saat 5'te sen bu lobide ne yapıyorsun? Bana bunu söyle. Sen ne yapıyorsun? Senin gibi malları buradan böyle sikmeye geliyorum buraya. Ama sikildin şu anda. Yo. Benim sana ilk söylediğim şeyleri çevire çevire bana söylüyorsun amına koyayım. Ama sen de haklısın. Ben de Ya çevire çevire koçum. ananı sikmiştim ben de çevire çevire. Oo, işte böyle adamım. Böyle zikerler. Mutlu mu oluyor lan böyle? Oğlum Ben şimdi mutlu çocukluğunda olmuyorum. Ben fakir kendim için mutlu olmak değilim de istemiyorum. ama Annen için mutlu olmak istiyorum. Oo, işte bu benim. ah hayatım oğlum şu anda çok iyi. Oh 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 işte bebeğim devam Oh bebeğim. yeah baby yah yah yah. Aynı annen gibi konuşuyorsun ha. O da oh ye falan diyordu. Annemle konuşuyorum. Evet annem burada çünkü. Annen de böyle diyordu. Oh ye falan diyordu. Evet oğlum. Evet aşkım evet seninki gibi. Baban şimdi yataktan kalkacak, alacak telefonunu, atacak duvara. Ondan sonra burada ağlayacaksın. Baba ne olur yapma Ne diye. yapacak? Ben de diyeceğim ki Ne oğlum niye yapacak? yatmadın diyeceğim ya. Oğlum. Oh kavu bebeğim. Oğluşum, oğluşum. Zannetme Kendine ha. girin oğlum. Senin tipiniz mi? Sen telefonla mı bağlanıyor kanki? İçindeyim sanki. Aynen kanka. Harbi ne iş yapıyorsun? Merak ettim ya. Küfürü bir yana bırak da. Sen ne iş yapıyorsun kanki? Oğlum sen niye benim her sorduğum soruyu bana tekrar geri soruyorsun ya? Sen cevap ver ona göre ben de sana Ben cevap bir iş vereyim. yapmıyorum baba. Ben böyle takılıyorum ya. Bir iş yap... Bir Ben de işim takılıyorum yok. kanka böyle takılıyorum. Benim Hayır yani. Hiçbir de şey... yok. Benim gibi normalde adam kalmadı bu yaşlarda anladım. Herkesin bir işi gücü var. Sen... Sen adam olmadığın için kanka sıkıntı yok. Aynen ben adam olmadığım için sıkıntı yok. Sen adamsan ne iş Oy. yaptığını söyle. De ben işte yapıyorum kanka. Senin gibi pazar. Ya sen soruya soruyla cevap veriyorsun. Soktuğun laf laf değil. Senin gibileri pazarlıyorum. Bu ne şimdi amına koyayım? Laf mı? Ben Yaşarsın ya o sen de. işten Sen de emekli bir oldum. yaşarsın. Çünkü en son anneni pazarlamıştım. Şimdi gördüğüm ürün karşısında şoka girdim amına koyayım. Ben bu işi bırakıyorum yani. Pes emekliyi bırakıyorum. Bir daha da kimseye Tamam hayatım boş yapıyorsun. pazarlamıyorum. Oy! Babacım! Vurdu gol oldu, vurdu!
Seninle ağız orospu değilsin. Hoşuna gidiyor ha bunlar. Evet annenden. Evet annenden. Bak ne dediğim belli değil. Evet annenden. Ne oldu, zoruna mı gitti? Ya siktir gitti ya. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ya şu lobi ya. Ne olur buraya gireyim lan. Hadi be. Buraya nasıl be? Oraya gitsem çok iyi olurdu ya. Hocam kolay gelsin. Hile satılır. Ek satılır. Hiçbir şekilde banlanmıyor, anlaşılmıyor. Çok basit. Programsız bu arada. Sesim geliyor mu? Onu konuşsana. Niye konuşmuyorsun? Aa, hileyi aktif ettim. Konuşmazsan senin çar da banlanacak. Lobi banı. Çünkü yakan atıyorsun. Sen hemen tipini. Onur. Onur. Ya bu lobi ya. Burası ya. Ahmet. Kolay gelsin. Ahmet. Eyvallah hocam. Hocam profil fotoğrafını gördüm. Bu ne yakışıklık ya. Teşekkür ederim. Hakikaten inanılmaz yakışıklı bir adamsın ya. Burada ne işin var senin bu saatte? Abi ya, yarın. Tatil. E tatil de yok mu senin? Ortamcı bir tipin var senin. Burada ne işin var ya? Senin parti, after party'de olman lazım değil mi şu saatlerde? Yok abi. Bizden geçti. Yaş kaç ki abi? 23. Ne zaman geçti tam, yani tam olarak? Ne zaman geçti? Bir sene önce geçti. Niye ki? Evlendin mi? Hayırdır? Kıstırdılar hocam, bizi kıstırdılar. Yok evlenmedim de kıstırdılar. Nasıl kıstırdılar? Ne yaptılar? Yüzük taktılar. Şaka yapıyorsun, nişanlandın. Harbi diyorum. E bu kadar niye mutsuzsun bu kadar? İnsan nişanlanınca mutlu olur. Ne sevineceğim ya. Yok, ya mutlu değilim. Ha, kızı sevmiyorsun yalnız o zaman. Yengeyi mi sevmiyorsun? Benim karışık. E kim zorla nişanı taktı ki sen, onu anlayamadım. Yani istemediğin zorla adam. Zorla takmadılar. Yanlış yaptığımı sonradan farkına vardım. Hacı ben bu arada enerji uzmanıyım. Bir de böyle nişanı falan taktım. Parayı da buldum üstüne. Çok kötüyüm şu an. Sen şaka yapıyorsun. Bir dakika. Nişanı harbi taktıktan sonra parayı mı buldun? Aynen. Ananı sikiyim. Çok kötü olmuş kanka. Kötü ya valla. Kanka ya, hayatını yaşardın lan, parayı buldun. Gitmişsin salak gibi nişan takmışsın o zaman öncesinde. Hacı ama hala yolun başındayım. Bir dakika hacı, onu dur. Sen parayı ne kadar para buldun mesela? Tahmini kaç, meblağ nedir? Ya öyle değil. Yani düzenli bir iş kurdum. Düzenli geliyor. Ya çok mu kazanıyorsun? Aylık ne kadar kazanıyorsun ki? 30-40 arası şu an, pandemiden dolayı kötü bir de. Oha, 30-40 pandemiden dolayı bir de bu kötü hali mi 30-40 kazanıyorsun? Aynen. Oğlum ne iş yapıyorsun? Aynen. Allah aşkına söyle lan. Kanka benim dükkanım var Çanakkale'de. Ne bu dükkanı? Ultra lüks dünya markası parfümleri satıyorum. Bu Christian Dior, Tom Ford. Orijinal. Orijinal. Öyle işte, internetten yapıyordum zaten bu işi. He. Güzel parası vardı daha üniversite zamanında falan yapıyordum. Baktım gözü kararttım, amına koyarım dedim böyle işin. Açtım dükkanı. Usta bir tuttu.
Vallahi helal olsun. Usta şey değil değil mi bu? Ben havaalanında çalışıyorum. Bize promosyon gönderdiler. Bu parfümler orijinal. Sana 50 liraya bırakayımcılık değil değil mi bu? Yok yok. Çünkü o modeller Benim çok var. bütün ithalatçı faturaların her şeyim var. Hatta kendimize ait bir parfüm ürettik. Ben bir tane ortak aldım. Daha doğrusu ortak değil. İş, o da bu üretim işini yapıyordu. Oh, Sağlık Bakanlığı onayımız falan kendi ürettiğimizde de var. Peki bu işi tek mi Onların yapıyorsun yanında yoksa babayla olmasın falan mı canım. beraber misin yani? Ortak Yok var yok. Tek abim başladı. mı? E kanka parfümü nereden Abimden sonra getirtiyorsun? hepsi farklı yerde. Fransa var. Ama Ondan yok, sonra kanalı İspanya bulman falan da var. iyi yani. O kanalları bulmak da önemli. Türkiye'de bir tane şey var. Bir dakika. Limited şirket var. Bütün ithalat, ihracat. Bak aklının gelip gelebileceği bütün alanlarda var bu şirket. Ha. Buradan çözdüm işte ilk. Öyle orayla devam Allah ediyor şu an ortaklığımız. Oradan alıyorum yani. Allah. Eş peki yenge ne yapıyor? Bir dakika kanka, yemek söylemiştim de geldi. Bekliyorum, bekliyorum. Sıkıntı Bekle yok. geliyorum, muhabbetin sardı çünkü. Sesim geliyor bu. Aga ben geliyorum. Kapıyı açıp geliyorum. Tamam, sıkıntı yok, acı bekliyorum. Bekir Anamına gelme. koyacağım şimdi. Niye atıyorsun lan beni? Gel. Atmıyor mu koyayım? Oğlum benim ne derdin var lan benle? He? Pardon acı. Özür dilerim. Allah Allah. Ses vermedin be Hem kardeşim. davet Ne atıyorsun yapayım? hem... Acı ses vermedin ses. Aga bir şey demeden şutladın. Amına koyacağım ama he. Geldim kanka Kanka bu arada. mikrofonu gerekli İnsan bir der yapıyorsun. niye geldin der. Ulan hem Yok davet yok. atıyorsun hem getirdi gelen adamı kovuyorsun. Bekir hoş geldin bu arada Mikrofonu gerekli kanka. yapıyorum. Mikrofonu gerekli yapıyorum. Acayip geliyorlar, konuşmuyorlar. Ondan sabah oluyor. Kanka ben aşırı güvenlikli bir sitede oturuyorum. Tamam mı? Yaptığım işi de anlatayım sana. Turnuva düzenliyorum evde kaçak. Ne turnuvası? Horoz dövüşü gibi mi abi yoksa e-spor mu? Horoz dövüşü gibi değil ya. E-spor kafası. Abi kaç para ciro yaptırıyor sana bu? Valla 10-20. Çok böyle taşaklı müşteri gelirse Öh, 30. sadece sana kalan para bu he? Evet ama aylık bir düzeni yok yani. Abi Mesela. sen 10-20 kazanıyorsan sana yapılan müracaatlar o zaman iyidir herhalde. Şöyle ben 10-20 kazanıyorum. Gelip burada turnuvaya katılan adam 200 bin lirayla dönüyor. Oy amına koyayım. O şekilde yani. Hacı biz de katılalım ya.
Bir de enerji. Varsa, abi ben de katılayım ya. Nasıl katılınıyor? Bir de enerji uzmanıyım bu arada. Ahmet. Senin istiyorsan yüzük kırma işlemi yapabilirim sana. İstiyorsan tabii bak. Bu tehlikeli ama. Abi bu Ahmet'in galiba çok büyük dertleri var. Çünkü beni attı abi bir şey demeden. Manyak herif ya. İnsan bir gelir. Ulan der mikrofonun açık mı der. Hiç de bir şey demedi. Şutladı siktirdi gitti. Spiretti gitti beni ya. Bekir. Bak ay, beni duyuyorsan Bekir. Şu odayı terk et Bekir. Bekir ghostladın geldim. Abi, beni duyuyorsan terk et kardeşim. Senin de psikolojik sorunların mı var? Artık enerji uzmanı çağırmışsın. Oradan amına koyayım. Ahmet. Efendim hocam. Şimdi Hacı her şeyin doğal yollu olmasını istiyor mu istemiyor mu? Bana bunu söyle. İstiyorum. Dediklerimi tekrar ediyorsun. Tamam mı? Kendiliğinden. Tamam. Kendiliğinden çözülüyor. Şimdi yüzüğü sen bırakırsan Allah laf Allah. Söz olur bak. Yüzüğü sen atarsan büyük laf olur. Kız bir şekilde. Ben yaptım ama bakayım. Bak kız yüzüğü bırakıyor benim bundan sonra. Tamam mı? Kızım bana saç rengini söyleme şansın var mı? Kanka şey değişiyor. Orijinali mi şu an mı? Orijinalini söyle. Orijinali mi? Kahverengi herhalde. Orijinali kahverengi. Yani koyu tonlar diyorsun değil mi? Aynen, aynen. Tamam. Ben gerçi hiç görmedim orijinalini ama. Sen görücü usulü mü? Hayır be ya. Nasıl ana kolum apaçısı değiştirip duruyor. Dur dur seni can çözüyorum şimdi bir dakika. Kahverengi tonları diyorum. Boyu falan kaç? Boyum 1.60, 62. 1.62 olarak. 65. Herhalde. Tamam. Ne kadardır berabersiniz? Kaç sene? Bir. Bir sene. Oğlum bir senede nasıl amına koyayım yüzük takma seviyesine geldiniz ya? Allah sorma ya. Bir sene. Abi kızı hamile falan mı bıraktın? Niye bu kadar hızlı hareket ettiniz? Hayır ya. Oğlum ne hamile bırakması? Hamile bıraksa evlenir adam. Nişanlanmış amına koyayım ya. Abi hani nişan, evlilik zaten bir senede nişanlanıyorsa 2 ayda da evlenir anasını sen. Oğlum bu adamın evlenmemesi lazım. Bu adam daha genç amına koyayım ya. Benim daha... evlenmemem lazım. Oğlum hayat şimdi başlıyor. Bu adam şimdi ikinci Ahmet? Dükkan açacak. Ya. Sus bir amına sikerim şimdi Bekir senin ha. Amcık ya. İzin ver ya amcık. Büyüklerim burada muhabbet ediyor ya. Yarrak gibi araya. Onu nasıl soktum? Sen benimle nasıl konuşuyorsun? Sikik. Tamam. Dur bakalım. Seni çıktığın deliğe geri itelerim. Bak, ben sus. At yarrağı. Şimdi direkt, Ahmet. Direkt. Sen amına koyayım. İkinci dükkanı abi, açacaksın. Durun. Üçüncü dükkanı açacaksın. Enerji uzmanıyım. Enerji uzmanıyım. İzmir'e diyorsun. Geçeceksin. Haddini aşma sikerim belanı. Sus belanı siktirme benim şimdi Ahmet. İkinci dükkanı açacaksın. İzmir'i açacaksın bir tane. Bir tane İstanbul açacaksın. Doğru mu? Evet. Bana burcunu söyleyebilir misin? Yengeç. Yengeç. Bir dakika. Doğduğun saati biliyor musun Ahmet? Yok. Ama sabah olması lazım. Tamam. 5:30 Sabah suları diyorum. Bir de hangi gün? Kaçı? Yani ayın kaçında doğdun? 13'ünde. 13'ünde doğdun. Tamam. 13'ü sabahına bakıyoruz. Yengeç. Normalde 13'ü sabah yani yengeç sen moruk. Senin gezegenin bu sene değişmiş zaten tamam mı? Sen artık yengeç değilsin zaten. Onu ben sana söyleyeyim. Nasılsın amca? Yok yok şöyle gezegenler değişiyor. Şimdi bu sabit burç muhabbeti var. Herkes öyle zannediyor da öyle değil. Enerjisel olarak sen başka burçların çekimindesin. Zaten parayı bulman da bundan kaynaklı. Ben sana şöyle söyleyeyim. Sen muhtemelen şu anda ya Başak'sın ya Oğlak'sın. O döngüdesin. Oğlak ve Başak da önümüzdeki 15 sene boyunca parasını katlaya 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 gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Amına koyduk desene. Paranın amına koyuyorsun. Bak, onu söyleyeyim sana. Bak paranın amına koyuyorsun Ahmet. Onu sana söyleyeyim. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Sen şimdi bugün birinci dükkan açmışsın. Yarın gideceksin İzmir'e açacaksın bir tane. Eskişehir'e, Ankara'ya açacaksın ikinciyi. İstanbul'a geleceksin. İki tane İstanbul'u açacaksın. Yani parayla affedersin oynayacaksın, sıçacaksın, götünü sileceksin yarın bir gün Ahmet. Sen inşallah, şu anda ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bekir senin belanı fena sikerim şimdi ha. Dur Hacı bir dakika bir dakika. Yarrağa bak burada amına koyayım bir şey yapayım. Enerjimi bölme ya. Hacı. Ahmet Bekir. Sen çok mu zenginsin? İnanmıyorsan da saygı duy amına koyayım ya. Bekir. Bir dakika bu Hacı. Ahmet çok mu zengin? Değilim be ya. Baba fena değil durumu ileride ama zengin olacak böyle giderse yani. Ama önünü kapatan da bir şey var şimdi. Bu adamın nişanlı olması bunun bazı şeyini kilitlemiş yani. Bir yerde döngüyü kilitliyor amına koyayım. Mesela şöyle kilitliyor. Sen İstanbul'a dükkan açacaksın.
Eşin diyecek ki İstanbul'da yaşamıyorum diyecek yani amına koyayım. Anladın mı? Ama senin free olman lazım. Ha. İstediğin an İstanbul'a gidiyor olman lazım. İstediğin de İzmir'e gideceksin. İki tane ev alacaksın oradan. Yani senin birazcık rahat yaşaman lazım. İstanbul'da bir maneten olacak. Ona geleceksin. O sana gelecek. Kalacaksın falan filan. Aynen. Anladın mı? Senin yaşaman gereken hayat bu. Baba ama zaten senin yaşaman... Yani daldan senin... dala atlayacak mı abi yani? Abi atlayacak atlayacak. Para var atlayacak. Altına bir tane Porsche alacak atlayacak. Daldan dala atlayacak. Yaş genç parayı buluyor, dükkanlar açacak, işi oturtacak. Anladın mı? Sonra ne olur? Ne zaman yerleşik hayata geçecek? Bekir senin ben tamamını sikeyim o zaman Bekir. Adam daha 24 yaşında neyin yerleşik hayata amına koyayım ya? Abi ben 18 yaşındayım, 23 yaşında evlenmeyi planlıyorum ya. Siktir git evlen o zaman, sana tutan mı var Bekir? Allah Allah. Cebinde 5 kuruş para yok. Ya. Tabii yapacak bir şey yok. Evleneceksin, her gece sevişeceksin evlenip. Derdin o çünkü senin. Allah Allah. Ben yemin ediyorum sizi ben çok sevdim. O abi ben çocuğumla tarlada el ele tutuşup koşmak istiyorum. Boş durdukça çocuk yapacağım. Boş durdukça çocuk yapacağım. Şimdi Ahmet. Senin yapman abi gereken... Abi sen beni acı. Başkalarıyla karıştırdın ama neyse. Senin Ahmet yapman gereken olay şu. Şimdi iki tane daha dükkan açıyorsun tamam mı sen? Çanakkale'ye belki bir tane bile daha Çanakkale'ye açabilirsin. Daha sonra da bir çanta işi görüyorum sende. Çanta, çantacı, takıcı maçı. Çanakkale değil de Çanakkale'nin ilçesi ne olabilir? İlçesi de olabilir de büyük ihtimalle İzmir'e, İstanbul'a büyük büyük bir yere, daha böyle potansiyelli bir yere sen dükkan açacaksın gibi hissiyattayım şu anda. Ve bunun yanında atıyorum başka bir dükkan daha açtım, bir ortaklık var. Tamam mı? Oradan da orijinal çanta işi gibi duruyor. Benim şu anda en yakın bu geliyor ama başka bir şeydir. Onu bilemem. O kadar net sana bir şey söylemem mümkün değil. Ama zaten bu çanta ticaret... Olabilir. Onda da çünkü bu şeylerim var ya. Çanta değil mi? Kestim. Çanta olabilir çünkü burada çanta, çanta gibi. Şey, aynen şey diyecektim. Ben öyle tek üzerine getiriyorum zaten. Direkt o işi yapmıyorum da. Mesela bu Versace'ın olsun. Ondan sonra Dolce Gabbana'nın olsun. Çok lüks, çok pahalı çantaları var. Tamam işte onu diyorum. Sen zaten şöyle bir şey. Sen zaten elit bir yer açacaksın, anladın mı? Öyle şey bir yer değil yani, böyle köşe başı bir yer değil. Elit bir yer olacak. Müşterin belli olacak. Müşterilerinden işte sana yürüyenler olacak. Yani zengin zengin müşterilerin olacak kadın. İşte onlar seni işte yani telefonla arayacaklar. Bana bu çantayı gönderebilir misin hayatım diyecek. Sana laps 150 bin lira hesabına geçecek, anladın mı? O noktaya geleceksin. Şimdi öyle sen oldun mu? Çok baba, farklı. Berk, benim ama öyle olacak. Öyle olacak ama sen evli olursan şöyle olacak kanka. Seni arayacaklar. Eşin gelecek diyecek. Aşkım bu kim? Bu kim? Bu kadınla niye görüşüyorsun? Yani bir yerde de işin aslında bu. Belki kadınla bir yere gitmen gerekecek. Yani diyecek ki hadi gel bir şeyler içmeye çıkalım. Çıkamayacaksın. Kötü. Sen bana yarın attıracaksın nişanı. Ben sana şöyle attıracağım nişanı. Senden bilinmeyecek attığın nişan. Tamam mı? Bak sen... öyle bir şey olsun, ters takla atarım olduğum yerde. Tamam yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten kaymaktan mıydı? Yoğurttan kıl çekmek miydi lan? Neydi o? Kıl... Tereyağı. Tereyağı da olur ya. Tereyağı olsun. Yoğurt yani... da olur. Ondan da kolay alınır. Kıl. Olur. Tamam. Tereyağından kıl çekermiş gibi sen bu işi başından atıyorsun. Ama nasıl atıyorsun? Şimdi belki inanıyorum, belki inanmıyorsun ama inansan iyi edersin. Çünkü ben senin burada çanta işini yapacağını bile ben burada görebiliyorum. Çünkü enerjin, bak burada aslında senin bir enerji topun var Ahmet. Senin bu enerji topun şu anda şöyle söyleyeyim, bir avuç içi kadar. Sen bir avuç içi kadar potansiyelle şu an bu noktadasın. Ama senin gezegenin hareketi ve enerjisi çok daha fazla büyüyor. Yani bu bir avuç içi var ya, bu sana şöyle söyleyeyim. Evet. Bayağı böyle bir, nasıl söyleyeyim sana, bir okul kadar, bir basket sahası kadar büyüyor o top. Şu an avucunun içi kadarken böyle, yani hayal edemeyeceğim bir noktaya gidiyor. Altında Audi'ler, Porsche'ler, Morsche'ler, böyle 4 tane araba, 8 tane ev falan böyle, anladın mı? Ama dediğim gibi bak, şimdi bu avuç içinde, bu top avuç içinde ya, sen şimdi o kadınla el ele tutuştuğun zaman onun negatif enerjisi senin topunu küçültüyor aga. Yani senin anlayabileceğin dilden anlatıyorum. Senin topunu büyütebilen bir kadınla mı beraber olmak istersin? Topunu küçülten kadınla mı beraber olmak? Sen karar ver şimdi buna. Hangisi? Ben kanka direkt beraberliğe karşıyım. Allah bak. Yani neden yaptın diyeceksin? Neden? Bir şarj bildirim gelmiş, pardon sözüm. Neresini duydun
Neden yaptın diyeceksin dedin. Orada durdu. Neden yaptın diyeceksin. Neden? Ben de bilmiyorum. Cidden bilmiyorum. Bilmiyorum bak. Bilsem vallahi billahi söyleyeceğim. Zaten hiçbir zaman öyle... Zaten bir kere hayat böyle gerçekten sevdim. Bir kişiyi aldatmadım. O da bu muydu? Yani gerçekten an... sevdiğin insan yok, bu muydu? Yok hayır. Hayır hayır hayır. Ama benim anlayamadığım ne biliyor musun Muhammed? Gerçekten sevmediğin bir insanın niye duygularıyla oynadın amına koyayım o zaman sevmiyordun? Abi buna gelene kadar da nicesi be ya. Yok yani belli. Yani nişan takmak nedir abi? Evliliğe gidiyor lan bu yolu yani. Belli yani. Niye o zaman madem sevmiyorsun... Vallahi işte o zaman, o zamanki aklım olsa şimdi o... Daha doğrusu şimdiki aklım o zaman olsa... Mesela gün içerisinde kaç kere konuşuyorsunuz? Ben aramam. Ha, o arıyor. Aynen. Mesela atıyorum... Mesajlaşmayı sevmiyorum. Şu an arasan veya mesaj atsan ne tepki verir? Bu saatte mi? Kaşırır oyunu bırakıp geldiğim için. Çünkü ben bayağı oyun oynuyorum. Yani çalışıyorum. Çalışmadığım sürede de oyun oynuyorum. Ama mobil oynuyorsun. Aynen mobil. Anladım. Peki şey olsa ama mesela... Ama şaşırtır yani. Kız mesela... Birisiyle mesela sana dese ki yarım gün ben başka birisine aşık oldum Ahmet dese sana koyar mı bu? Koymaz. Hiç mi koymaz lan? Hiç koymaz abi. Ama sen şey diye anladın çünkü... mı? Para kazanıyor. Yok be ondan değil. Vallahi ondan değil. Yani bak onun da etkisi var. Kabul etmiyor değilim. Ki zaten ben küçüklüğümden beri sürekli öyle daha lisedeyken hocalarla konuşuyordum. Sen yok musun sen öyle olursun, sen böyle olursun. Sürekli öyleydi. Ben de diyordum, hocam diyordum inşallah dediğiniz gibi olur, bir tanenizi bile tanımam. Evdekileri de var. Dedim ya, ben dedim azıcık köşeyi döneyim dedim. Hiçbir şey tanımam. Şimdi peşin söylüyorum. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Sen yani şimdi dedim. Sen mi, affedersin sen mi mallık mı yaptın yani? Ne için? Yani bu nişana takarak. Evet, aptallık, mallık. Bir aptallık, bir mallık yaptın bütün... tamam mı? Şimdi bu zaten senin hayat çizginde de bu zaten görünebilen bir şey. Bunu kırmak istiyor mu istemem? Bana bunun cevabını ver tek kelime. İster inen ister inen. Hocam istemez olur mu? Tamam, o zaman dediklerimi tekrar edeceksin. Bunun tek bir yolu var. Senin enerjisel çizginden kızın enerjisel çizgisini çıkartacağım. Okey. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde etkilenmeyeceksin. Ama zaten ama şöyle yarın laps diye bitmez. Ama nasıl biter? Toplamda bu işlemin süreci 7 gün. Tamam mı? 7 gün boyunca sürer. Ama 7. günden sonra karşı tarafında sana olan ilgisinin azaldığını. Sonrasında zaten şöyle bir boyuta geleceksiniz. Ya biz aslında beraber olmasak mı? Anladın? Yani kız sana demeyecek beni bırakıp gittin de para kazandın da falan. Kız da sana şey diyecek yani. Allah'a emanet ol yani. Güzeldi. Şey... Heh. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Şu an yani sen mesleğinle ilgili bir şey bu? Ne? Yani tabii, hiçbir şey anlamadım çünkü cidden bak. Bir şey söyleyeceğim. Reiki'yi biliyor musun? Enerji yönetimi. Yok. Ya ben ne zamandan beri? 16 yaşımda ilk 6. hislere ve şeydim. Çok yüksektim ve Reiki'ye başladım. Reiki sanatını da bilenler bilir. Enerjisel anlamda çok yoğun enerji kontrol etmedir yani anladın mı? Ya ben bilmiyorum da araştırırım çünkü cidden seviyorum araştırmayı. Yo bunu araştır ya. Bunun bak ben sana şöyle söyleyeyim. Aynen merak ediyorum. Ben sana ne büyü yapıyorum ne bir şey. Meraklı. Kanka bak bu ne biliyor musun? Sana büyücüyüm gel bilmem şeyini çıkar nazar çıkartalım falan. Bunların hepsi sahtekar. Tamam ben sana büyücüyüm diyene inanma. Gel işte bağlama büyüsü yapayım falan bunlar yalan. Ben sana burada işin mantığını anlatıyorum. Bak senin hayatta bir enerjin var. Tamamen bunu yönetmenle alakalı bir durum bu. Ben de sana şimdi bu enerji çizgini nasıl gerçekten kendi rayına oturtabileceğinden bahsedeceğim ve dediklerimi tekrar ettireceğim sana. Senin ağzından bu bir kere çıksa bile, birkaç kere çıksa bile senin enerji yoğunluğunun frekansı değişecek zaten. Anladın mı? Şu anda sen kızın enerji yoğunluğunun frekansındasın. Yani kız senle değil, sen kızın frekansındasın aslında. Anlatabiliyor muyum? Aynen.
Sen o frekanstan çıkarttığın zaman kendini, yollar ayrılıyor zaten. Bu aslında çok basit bir olay. Meraklandım. Ama kendini enerjiye ve evrene ikna olmuş, ikna etmen lazım yani. Hani kendinin bir enerji topu olduğuna, sende bir enerji hissiyatı olduğuna ve insanların, başkalarının da bir enerji bütünü olduğuna inanman lazım önce. Bir dakika. Ben şöyle bir rahat uzanayım. Uzan. Aynen. Şimdi sen deyim. Tek olarak top sensin. Kanka şunu diyorsun. İlk senle ilk girişi yapıyoruz, tamam mı? Şunu söyle. Çünkü ağızdan çıkan şey enerjinin en hızlı yayılma yöntemi. Tamam mı? Dışarıya enerjini, evrene enerjini en hızlı. Çünkü enerji biliyorsun kaybolmaz asla. Ancak dönüşebilir. O yüzden sen şu an içindeki enerjiyi ağzından çıkartacaksın. Ve sözcüklere dökeceksin bu enerjiyi. Bu sözcükler de aslında gezegende, evrenin bir tarafında başka bir enerjiye dönüşecek. Ve senin gönderdiğin mesaj oraya gidecek. Anlatabiliyor muyum? Öncelikle şunu söyleyeceksin. Evrene kapılarımı açtım. Bu ilk cümlemiz. Evrene kapılarımı açtım. Birazcık daha enerjisel anlamda yoğunlaş. Aynen. Bir daha tekrar et. Evrene kapılarımı açtım. Ben bir hata yaptım. Ben bir hata yaptım. Şimdikisini tekrar et. Evrene kapılarımı açtım. Ben bir hata yaptım. Evrene kapılarımı açtım. Ben bir hata yaptım. Çok güzel. Bak sen isteklisin ya. Birazcık böyle hani istekli olduğun için bu belki sende 7 gün değil 3 güne düşer. Belki hemen biter. Anladın mı? Ama kesin gerçekleşir bak. Kesin. Bugüne kadar asla abi, yanılmadım. Asla yanılmadım bak. Seni bulacağım. Öyle bir şey kanka bir şey söyleyeyim. Ben seni ekleyeyim. Nerede yaşıyorsun sen? Ben İstanbul'dayım. Ben seni zaten ekleyeceğim birazdan. Bak bana bir hafta ya. Bir hafta sonra bana geliyorsun diyorsun ki kanka benim işleri bizde bir enerjisel anlamda müşterim düştü. İşte yoğunlaşalım falan filan. Ama zaten bunu ben sağlamıyorum. Bak senin enerji çizginde o potansiyel varsa kendin sağlıyorsun. Ha hiç yoktur. İstanbul. O zaman hiçbir şey yapamam. Bak dersin ki ya benim işlerimizi açalım bir enerji şey yapalım de. Mesela ama potansiyelinde hiçbir şey yoktur. O enerji çizginde hiçbir potansiyel yoktur. O zaman ben senin istediğim sabahtan akşama kadar... Ben sana burada anlatayım, söylettireyim, bilmem ne yaptırayım. Hiçbir sikim olmaz. Affedersin. Ama varsa kaçmaz. Asla. İstanbul'un neresinde acayip? Benimle biraderler var orada. Beyoğlu. Beyoğlu. Bizimkiler de. Ne o? 500 evler. GOP diye geçiyor. GOP'tu galiba. GOP. Şimdi acı devam ediyorum. Evet. Bir saniye. Şu parlaklığı kısayım azıcık ya. Gözüm attı. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Aynen sendeyim. Ben bir aptalım diyeceksin şimdi. 3 kere. Yüksek sesle. Bunu kabul ettiğimizi göstermemiz lazım evrene. Ben bir aptalım. Ben bir aptalım. Yüksek sesle. İnanarak, gerçek bir aptal gibi, gerçekten inanarak, yüksek sesle ben bir aptalım diyeceksin. 3 kere tekrar. Ben bir aptalım, ben bir aptalım, ben bir aptalım. Yanlış anlamazsan sana şimdi Aptal Ahmet diye sesleneceğim. Çünkü buna inandırmamız gerekiyor. Aptal Ahmet.
Aptal Ahmet sizim gelin. Şimdi bak bak ne diyeceğim sana. Ece bana bak. Efendim Aptal Ahmet. Çok video çektim, çok iyi video oldu. Kur'an çarpsın. Harbi mi lan? Kur'an çarpsın. Sen video mu çekiyorsun lan yoksa? Aynen. Video işi mi yapıyorsun? Hayır, iş yapmıyorum lan. Anlattıkların ben yalan mıydı, doğru muydu aga? Doğru doğru, benimkiler doğru. Ha, videoyu çektin ha sen bu konuşmamızı. Hepsini değil, bir kısmını. İçin içinde böyle değişik şeyler olduğunu anladığım anda. Tamam. Devam etmek istiyor musun seansa? Edelim edelim. Tamam. Şimdi sana seslendiğimde efendim diyeceksin. Tamam diyeceğim hadi. Bir dakika dur, enerjim toplamam yalnız. Topla bir enerjim. Toplamam lazım. Topla. Gerizekalı Ahmet. Dur be ya, aptalla başladık. Bak bunu kabul etme, bunu kabul etmeyeceksin işte. Gerizekalı Ahmet dedim ya, bunu kabul etmeyeceksin. Etmiyorum zaten. Etmiyorum ama diyeceksin. Tamam. Şimdi öyleyim ne yaptım biliyor musun? Şimdi ne yaptım biliyor musun? Sana gelen, dışarıdan gelen enerji bütünlerini reddettin. Negatif enerjiyi şu anda savdın. Şimdi ama kabul etmen gereken bir kısım var. Ben bir gerizekalıyım diyorsun 3 kere seri. Ben bir gerizekalıyım, ben bir gerizekalıyım, ben bir gerizekalıyım. Tamam. Şimdi reddedersen başa döner. Reddetmiyorsun. Gerizekalı ve aptal Ahmet. Benim acaba. Tamam. Şimdi burada, buraya kadar ne yaptık aslında biliyor musun? Buraya kadar hiçbir şey yapmadık. Şu ana kadar ne yaptık biliyor musun? Senin gerizekalı ve aptal olduğunu aslında çıkarttık ortaya. Hacı ben onu zaten biliyordum ama. Tamam biliyordun ama işte bunu ne yaptık? Evrene yürüttük, yani gönderdik. Enerji olarak gönderdik. Sen gerizekalı bir aptalsın Ahmet şu anda. Doğru mu? Bunu tekrar böyle söyle. Ben gerizekalı doğru bir olsun. Aptalım de. Ben gerizekalı bir aptalım hacı. Aynen. Aynen. Şimdi sen, şimdi seni seven bir kızıyla yüzük takıp onun duygularına duygularıyla oynadığın için de aynı zamanda sende bir tık şerefsizlik de var Ahmetciğim. Bunu birbirimizden var, saklamıyoruz. Var. Doğru mu? Şerefsizlik de var. Doğru. Ben bir doğru şerefsizim de. Su katılmamış bir şerefsizim ben de. Ben bir su katılmamış şerefsizim. Bak konuşamadım. Bak diyemedin, enerji kayması yaşanıyor. Tekrar et. Dur bir dakika, dur enerjimi toplayayım acaba. Topla bir enerjini. Vay ya. Ben gerizekalı, dur yanlış yere gittim bak. Dur dikkatimi dağıtma. Yok gerizekalı olduğum da doğru. Ama burada su katılmamış bir şerefsizim de demen lazım. Ben su katılmamış bir şerefsizim. Üç kere. Ben su katılmamış bir şerefsizim. Olmamış bir şerefsizim. Çok güzel oldu bence. Tamam. Bir rahatlama hissettin mi peki? Of, hem de nasıl? Tamam. Hem aptalsın hem gerizekalısın Ahmet, hem de şerefsizsin. Aynen. Tamam, bunları kabul ediyorsak çok iyi. Şu an kendini bayağı aştın yalnız Ahmet. Yok be Hacı, ben bunları zaten kabul ediyordum. O zaman bir de malım der misin? Üç kere malım. Malım ama der koyayım. Malım, malım. Küfür yok. Küfür ettiğin için hı, kendine kız şimdi. Küfür ettiğin için evrenin önünde kendine kızıyorsun. Hı, Ahmet. Gerizekalı Ahmet. Bir daha küfür etmek yok diyorsun kendine. Bir daha küfür etme. Senin bütünü sikerim. Bak bir daha ettim. Bak küfür ettin. Bak. Hı, gerizekalı Ahmet. Bir daha küfür etmek yok. Hı, gerizekalı Ahmet. Bir daha küfür etmek yok. Salak Ahmet. Tekrarla. Dediklerimi tekrarla. Salak Ahmet. Salak Ahmet. Hı, seni gerizekalı Ahmet. Seni gerizekalı Ahmet. Seni şerefsiz Ahmet. Seni şerefsiz Ahmet. Güzel. Güzel, aferin. Evet. Şimdi seansa geçiyoruz. Üç kere dediklerimi tekrar ediyorsun. Açtım ellerimi tamam. Evrene.
Açtım ellerimi evrene. Ellerimi evrene. Açtım ellerimi. Kerem miydi? Açtım ellerimi evrene. Açtım ellerimi evrene. Selam verdim gezegene. Selam verdim gezegene. Çırılçıplağım yine. Çırılçıplağım yine. Sikmeseler bari. Sikmeseler bari. Bu şey burada da evrenin karşısında ne kadar çaresiz ve aslında güçsüz olduğumuzu gösteriyoruz. Ama ters o bir durumda yaşanmasın, anladın mı? Buran özü yani bu hikayenin şeyi o. Anlatabiliyor muyum? Aynen anladım hocam. Şimdi sen şu anda evrene teslim olmuş durumdasın. Şimdi yapmamız gereken şeye geliyoruz. Ben bir bok yedim. Ben bir bok yedim. Çünkü ben şerefsiz ve gerizekalı bir malım. Çünkü şerefsiz gerizekalı bir malım. Tamam. Onu da bir dakika. Kendi kendine, yani kendi kendine seri şekilde aptal Ahmet, mal Ahmet, gerizekalı Ahmet diye tekrarla kendi kendine. Bunu kabul etmemiz lazım. Edemedin hala. Ben ettim hacı onları. Et. Mal Ahmet, gerizekalı Ahmet, şerefsiz Ahmet. Tamam, şimdi bir de şey yapalım, hedefimizden şaşmayalım. Üç kere şey diyorsun, paranın köpeğiyim. Paranın köpeği değilim hacı ya. Bak. Hem öyle hem öyle olmaz Ahmet. Paranın köpeğiyim demen lazım. Evrene giden mesaj. Yok, ben parayı severim ama köpeği de değilim. Paranın nesisin o zaman sen? Süvarisiyim ben paranın. Paranın süvarisiyim diye bir şey yok Ahmet. Ya aşk katı seçeceksin ya parayı seçeceksin. Para dediğim şey burada yalnız bahsedilen para burada şey yani. Yaşamaktan bahsediliyor yani. Paradan kastım o. Yaşantının köpeğiyim o zaman. Bu hayatın köpeğiyim de. Bu hayatın köpeğiyim. Ben bir enerji topuyum de şimdi. Tam ol. Ne? Top ben, mu? Evet evet, ben bir enerji topuyum. Hani top küre oldum anlamında. Hani enerji anlamında bahsediyoruz Ahmetciğim. Tamam hacı, olalım ne olacak ama seni mi kıracağım? Ben bir enerji topuyum. Güzel. Şey de şimdi de ben bir topum. Bununla neye dedik diyorum. Zaten hepimiz enerjiyiz ya. Kanka zaten enerjisin ya. Bunu kabul etmen lazım. Benim soy ismim Topal ha. Harbi mi? Harbi. Ben bir topum demen lazım şimdi. Ben bir topum hacı. Seni mi kıracağım? Nişanlımı çok seviyorum de tersten büyü yaptıracağım şimdi. Nasıl amca? Oğlum enerjiyi tersten göndereceğim. Nişanlımı çok seviyorum. Nişanlımı çok seviyorum. İnşallah evleniriz. Tutmayacak bunlar. Söyle, enerjini kesiyorum ben orada. İnşallah evleniriz de. İnşallah evleniriz. Uzun mutlu bir beraberlik. Uzun yıllar boyu beraberlik, mutlu bir beraberlik kurarız. Bir aile kurarız inşallah de şimdi. Ben bilerek söylemiyorum. Uzun mutlu bir beraberlik. Uzun mutlu, huzurlu bir beraberliğimiz olur inşallah. Şimdi kendine kız. Gerizekalı Ahmet de kendine. Aa, gerizekalı Ahmet. Çok iyi kızmadın mı? Aptal Ahmet de kendine kız. Gerçekten kız ama. Aptal Ahmet. Bir daha bir şeyler çıkmasın ağzından. Gerizekalı Ahmet de. Gerizekalı Ahmet. Top Ahmet de şimdi kendine. Top Ahmet. Bir dakika, enerjimiz dağılmasın hacı. Dağıtma, sakın dağıtma enerjini. Şu an tam noktasındayız. Tam o nirvana noktası derler ya. Tam oradayız yani şu an.
bizi topladın hepsini. Şimdi şey diyorsun. Bununla ters büyüsü yapıyoruz. Evrene enerjisini gönderiyorsun. Ama gerizekalı Ahmet ve aptal Ahmet'i kabullendiğin için bunların hepsi ters oluyor. Tam terse gidiyor. Şey diyorsun. İnşallah çüküm kalkmaz bir daha diyorsun. Ulan ya. Abi onu da onu bak cidden makara olsun bile diyemem. Bak ama bunu demen lazım. Neden? Çünkü arkasından hemen kendine gerizekalı Ahmet, aptal Ahmet diyeceksin ya. Onu kesiyorsun. Daha da fazla kalkacak. Bir kalkıyorsa 3 kalkacak bu hareketten sonra. 3 kalkıyorsa 18 9 mu? 9 oluyor diye. İşte tam o senin bildiğin matematikle ilerlemiyor burası. 8 artı 1 opsiyonel oluyor. Yani artı 1 senin o anki keyfine göre kaldırıp indirme sana kalmış oluyor. Bak bu işi sevdim. Çüküm kopsun de o zaman. Anasını. Oğlum kopmaz. Sen benim dinle ya. Eci kalkmıyorsa kopsun. He gerizekalı Ahmet de şimdi. He gerizekalı Ahmet. Ahmet ya. Efendim Eci. Senle var salıya kadar bir 350 lira para var mı ya borç? Salı günü sende. Salı günü sende ama bak öyle söyleyeyim sana. Tamam Eci. Ben seni arkadaş olarak eklesem bir IBAN atsam bana bir 250-350 aralığında bir para gönderebilir misin ya? 450 atayım hocam 350 ne? Sen ne diyorsun ya harbi mi diyor? Atar mısın lan hakikaten? Atarım vereceğim. Gerizekalı Ahmet atar mısın atmaz mısın amına? Onu söyle top. Bunları akartan da söylemedin anlaşamadın. Sen kabul ettin ya kendini. Sen var ya. Sen adamsın ya. Ben tamam. Müsaaden istiyorum gerizekalı Ahmet'ciğim o zaman. Hadi Allah'a emanet. Eyvallah. Mal Ahmet ya gerçekten öpüyorum seni. Öyle. Ya bir yerde var ya. Bir yerde aşağıya koptum amına koyayım ya. Aa alo merhaba herkes. İyi akşamlar herkese. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Diana sesleneyim şöyle. Diana ne haber? İyidir senden. İyidir. Sesine hayran kaldım Diana. Harikasın. Atma beni lobiden. Diana bir dakika. Bir dakika Diana burada sen şey yapma. Kanka Diana'yı boş ver. Ben düştüm sesine. O ben sesine hayran ederdim. Evet ne? Ama radyo habercisi gibi aynı. Evet ama Diana'dan ben etkilendim. Ne yapalım şimdi? Nasıl yapsak? Herkesten etkileniyor olmasın. Oy eridim. Diana. Neye eridin? Yaşın kaç Diana'cığım? Ay oğlum ya. Yaş kaç ya Diana hakikaten? Şişin şakası bir tarafa. 25. 25. Evli misin, bekar mısın? Evet. Evliyim. Şaka yapıyorsun ya. Harbi aga diyorsun. Be. Yakıyoruz. Yok yalan söyle, yalan evet. Söyle. Benim sigara nerede bir dakika? Evli değil. Evli değilsin çocuğum değil mi? Çocuğum var. Yalan söylüyorsun. Çocuğum var. Sesini çıkartır bir çocukların. Dakika. Bir kere evli olan boşandım. Birisi. Boşandım. Boşandın evli iki çocuğum var. Evet. Çocuklar uyuyor mu şu an? Evet uyuyum. Bay bay. O bay bay diyen kim peki arkandan? O kardeşim. Kaç yaşında kardeşin? 21. Bir kardeşini versene gerçekten evli mi boşandım mı evlendim mi onu bir söylesin bize. Onu ne yapacaksın? Bay bay. Yok. O niye iki saattir birine bay bay diyor bir vedalaşamadılar ya. Allah'ım. Bay bay. Kardeşini mi ver ya? Bir soracağım. Kardeşine soracağım ya. Neyi soracağım? Niye ondan mı etkilendin? Hayır senden etkilendim. Kardeşin bana senin gerçekten boş evli olmadığını söylesin bana. Ve de yaşını söylesin. Nasıl bir boşanmıştım. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyi. Sen kaç yaşındasın kardeşi? 20. Ha, ablam peki kaç yaşında? O büyüktür benden.
Ya kaçtır? Ablan olduğuna göre senin küçük olacak hali yok. Senden büyük işte, kaç yaşında? 95 doğumlu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. İki çocuğu var mı ablanın? İki çocuğu var mı ablanın? Evet. Niye? Ya ben ablanla evlenmeyi düşünüyorum da. Çocuklu kabul etmez misin? Ederim canım. Ne demek etmez misin? Teşekkür ederim. Diana için bir problem... Ablana versene, bir problem olur mu bakalım? Aldım. Yok, olmaz. Diana olmaz mı? O zaman at sana şu gerizekalı lobiden at abi. Aşkım. At şu gerizekalı lobiden, özel konuşalım. Mehmet Aygün'ü de at. Ha şöyle ya, kafamızı dinleyelim. Şimdi ne kadar, ne zaman, nerede oturuyorsun? Nerelisin? Ben İstanbul'dayım. Hmm. Sen? Antep. Antep. Antep'te... Profil niye yok? Efendim? Profil. Şimdi Diana, benim iki tane evim var. Bir tanesi Eskişehir'de, bir tanesi İstanbul'da. Nerede yaşamak istersin? Kaç yaşındasın? Ben 28. Ay Allah'ım ya. Şaka yaptım, şaka. Ne şakası yaptın ya? Dedim kabul edeceğim mi diye baktım. Ha, çocuğun mu yok? Evet. Yaş kaç peki? 23. 23. Antep'te misin peki? Evet. Sevgilin var mı peki? Evet. Ha, ona da evet. Sevgilin de var yani. Evet. Bu ne rahatlık ya? Nasıl evet ya? O zaman burada ne yapıyorsun sevgilin varken? Başka erkeklerle konuşmalar. Canım sıkıldım. Heyecan mı arıyorsun? Merhaba. Bebeğimle ilgilenmedi. Bebeğimle ilgilenmedi mi? Benimle ilgilenmedi. Ha, seninle ilgilenmediğin, sen de kendini buralara mı attın? Evet. Peki, sabahladım. Sabahladın. Peki kardeşin kiminle merhabalaşıyor, bay baylaşıyor sürekli, birileri geliyor gidiyor. Ne yapıyordu o? O da mı PUBG'de? Evet. Anladım. Okuyor musun? Yok. Ne yapıyorsun peki? Oturuyorum. Oturuyorsun. Hiçbir şekilde bilgi alamıyorum senden şu anda, Diana. Evet. Bak evet diyor yine. Senin fotoğrafın yok profil. Öbürü de merhaba diyor, bay bay diyor. Bak sen evet diyorsun, o da merhaba bay bay diyor. İki tane kelime o konuşuyor, sen iki tane de sen konuşuyorsun. Toplamda bütün aile dört kelime konuşuyor. Evet, merhaba, bay bay. Evet. Hayır. Sen nerelisin? Antep. Baklava yapabiliyor musun? Ne? Baklava. Evet. Yine evet. Merhaba. Merhaba. Sarmadı. Şurası mı be? Oğlum kendini evet, çok mu kanka, evet, süper yakışıklı zannediyorsun? Fotoğraf koymuşsun kendini profiline, amına koyayım. Hayırdır ya? Sakin ol kankam. Yok yok, kendinizi bir sikim mi zannediyorsun? Kim Martin misin sen amına koyayım? Bu hal ve hareket ve tip ne yani bu? Burada bu saatte bir de. Kime diyorum, bana mı diyorsun kanka? Sana da diyorum, ona da diyorum. Kanka senin ben ananı bacını sikeyim. Yok yok, dur gerçekten, dur yanlış anladın. Yok yok yok. Yok yok yok, yanlış anladın, yanlış anladın. Ananı götten sikeyim bak. Ananı götten. Yok yok, yanlış anladın. Yok, buraya profil fotoğrafı koymanın olayı ne yani? Onu ben anlayamadım. Ananı götten. Orası bu ya. Birine böyle bir takılalım ya. Kime takılsak? Ah be. Full diyor. Buraya girmem lazımdı işte ya. Aa merhaba.
Aa, hoş geldin. Aa, merhaba. Arife Hanım, merhaba. Aa, dedin ya, Ramiye'de. Merhaba abi. Aşık oldum diyecektim ki beni attın abi diyerek de senin ağzını tükürüm senin. Şurası ya. Bunlardan biri ne olursun. Bu ne oğlum? Bütün odalar nasıl dolu olabilir ya? Miklere gel oğlum. Bunlar ne lan böyle? Full dolu. Burada ne dönüyor oğlum? Oğlum burada ne dönüyor? Ne dönüyor burada? Tövbeler olsun. Allah affetsin. Şu odaya bir daha gidin. Bir adam kuruyor. Lan Arife beni odadan atma kız. Çatlak. Al işte. Ne oluyor lan burada? Ben kaçıyorum oğlum. Odadan atma kız. Sana bir tane şarkı yaptım Arife. Dinlemek istersen. Yarrayım. Oğlum sanat bu sanat. Söyle. Hazır mısın Arife? Hazırım. Şimdi pişlik yapacak. O açlama yapacağım ha. Evet. Yanlış anlamadı o açlama ha. Al işte. Hı-hı. Dinle. Hadi yap bakalım. Atma beni. Odaya geldim, gördüm onu, tutuldum. Ben ona tuttum onu, kulaklık al kendime. Mallarla sıkıldım, sen de Arife, Arife, Arife söyledim. Arife, Arife. Odada iki tane orospu çocuğu var. Hemen onlar çıksın gitsinler. Omzunda bir tanesinin kuş var. Kaçsın yok olsunlar. Şimdi buradan bakıyorlar. Bana mal mal konuşurlar. Senin bunlarla ne işin var güzelim ha? Götüreyim seni uzaklara. Odada iki tane piç kurusu var ve huzursuzlar. Çünkü onlardan daha iyi birisi var. O da şimdi karşında bak. Tamam, Arife ben biraz ben akıllı ben ol. Bal orospu çocuğu yine niye konuşuyor yine? Bunların ben anasını zamanında silmedim diye ağlıyorlar, 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 ağlıyorlar. Arife. Bir şey söyleyeceğim diyor orospu çocuğu. Konuşuyor kendi kendine. Dinleme, 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 dinleme. Ağzımdakini çıkarttım, konuş. Annen gibi olma lütfen. Arife lütfen bunlardan kurtul. Son kez. Arife, Arife günündeyim ben yine. Arife, Arife günündeyim ben yine. Aşure yaptım işte, aşure yaptım yine. Komşuma getirdim ben. Arife, Arife, Arife gülümmeyim yine. Arife, Arife, aşure yaptım yine, aşure yaptım yine. Komşuna götürsem yine. Arife. Yani komşusu Arif'miş. Anladın mı? Şakayı. Ziprop Zyro Propetik 3 TL göndermiş. Ahmet Bursalı bu soru sana bir demiş. Zirzeli Prime'e gelmiş. Paradox ikinci anı kutlamış. Bekir sus kafana sokayım senin demiş. Porte Alekin 10 TL göndermiş. Abi bu kadar derine inmeden insan bir uyarır. Çok ağır geldi. Basınç dayanamaz. Aa buraya demiş.
Sevder 21.3 Telegram. Çağrıcığım iyi geceler. Her zaman güldürebildiğin için sana ve ekibine çok teşekkürler. Bu arada Nuri gibi bir kardeşin olduğu için çok şanslısın demiş. Eyvallah, aynen öyle. Değil Poi 3. ay yüklemiş. Sana ve ekibine teşekkür etmek istiyorum Çağrı. İyi ki varsınız. Bu yayına her geldiğimizde yüzümüz gülüyor. Yüzümüzü güldürüyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu eğer yüzlerimiz gülüyor ise. Ben şimdi bence bu kadar, bu gecelik yeterli. Buraya tekrardan, başka bir gece tekrardan bakarız diye düşünüyorum. Çünkü karnım çok aç. Ve uykum da geldi hafiften. Yavaş yavaş buradan gitme vakti olarak düşündüğüm için sizlere güzel bir kapanış şarkısıyla veda etmek istiyorum. Hem de o şarkının da ne olmasını istiyorum biliyor musunuz? Umuyorum ki eğlenmişizdir. Umuyorum ki eğlenmişizdir. Size güzel bir kapanış şarkısı vereyim. Abonelikleri okuyacağım şimdi. Yeni gelenleri. Evet. Evet.